Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 22. mektup. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Şu mektup iki mebhastır. Birinci mebhas, ehli imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. Birinci mebhas. İnşallah biz birinci mebhastan birinci ve ikinci vecihi okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mü'minûne ihvetün ve eslihû beyne ehaveyküm İhtâ billetî hiye ahsenu fe izellezî beyneke ve beynehu adâvetün ke ennehu veliyyün hamîm vel kâzimînel gayza vel âfîne anin nâsi vellâhu yuhibbül muhsinîn. Sadakallahül azim. Cenab-ı Hak bu okuduğumuz ayet-i kerimelerde bugünkü dersimizin konusu olan kardeşlik, uhuvvet, muhabbet bu manayı bize en kamil, en veciz bir şekilde veriyor. Kısacık bir mealini okursak yukarıdaki ayetlerin. Müminler ancak kardeştirler. Siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin. Kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın aranızda düşmanlık bulunan kimse candan biz bir dost oluvermiştir. Üçüncü ayet, öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını affedenlere gelince Allah iyilik yapanları ve iyi kullukta bulunanları sever. Üstadımız bu konuyu malumunuz Risale-i Nur bir konu ağırlıklı tefsir. Bu uhuvvet kardeşlik konusunu ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin ışığında bize tefsir ediyor. Bu konuyla ilgili üstadımız muhtelif talebelerinden bize nakledildiğine göre ben bir konuyu yazacağım zaman 200-300 ayet zihnime hücum ediyorlar ve onların tefsirini o konu içerisinde yazıyorum diye özellikle Haşir Risalesi'nden başlamak üzere Risale-i Nur'un bu tarzda yazıldığını biz biliyoruz. Ama tabii ki bu 200-300 ayeti bu kardeşlikle ilgili burada yazmak yerine bu konuya en çok temas eden 2 veya 3 tane ayeti konunun başına alıyor. Burada da kardeşlikle ilgili, muhabbetle ilgili 3 tane ayet-i kerimeyi bize konunun başına koymuş ve ondan sonra da bu ayet-i kerimeyi tefsir ediyor. Evet, üstadımız bu ayet-i kerimeler ışığında uhuvvet risalesi diye hakikaten ehli imanın en büyük ihtiyacı olan hem geçmişte hem günümüzde bu kardeşlik konusunu ve bu kardeşlikle ilgili problemin çözümünü bize en veciz ve en güzel şekilde bu eserde Kur'an'dan aldığı, Kur'an ve hadis-i şeriflerden istifade ederek bu konunun çözümünü, önemini en güzel şekilde bize ifade ediyor. Bakalım üstadımız bu ayet-i kerimelerle ilgili olarak ve bu konuyla ilgili olarak neler söylüyor? Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübre olan İslamiyetçe ve hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin,
merduttur, muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir diyor. Ve buradan bu biraz uzunca olan bu cümleyi şöyle cümleye biraz daha yakından bakacak olursak burada bütün bu cümlede bu meselenin esas özü olan ve bütün probleme birinci derecede neden olan tarafkirlik, inat ve haset duygusundan bahsediyor. Çünkü bakın ne diyor? Müminlerde nifak, müminlerdeki ayrılık, parçalanma, kin, düşmanlık, bütün bunlara sebebiyet veren, neymiş bütün bunlara sebebiyet veren? Tarafkirlik, inat ve haset. Demek ki üç tane büyük engel bize saydı. Ama bu tarafkirlik, inat ve haset maalesef müminler arasında ayrılığa, parçalanmaya, kin ve adavete sebebiyet veriyormuş. Peki bu bütün bu olumsuzluklara sebep olan tarafkirlik, inat ve haset bunlar nasıl bir tehlike? Bunlar nasıl bir efendime söyleyeyim problem? Nasıl bir engel? Onu da ve ne kadar müminler için kötü bir duygu ve haslet olduğunu şöyle ifade ediyor ve bunlar mümine musallat olduğu zaman tarafkirlik ve inat ve haset neler oluyor hakikatçe ve bunun hükmü nedir bunların tarafkirlik, inat ve hasetin gerek insanlık aleminde gerek efendim imanda, ihlastaki hükmü nedir hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti kübre olan bakın burada çok güzel bir tabir var. İslamiyet insaniyeti kübradır. Yani insaniyetin en yüksek makamı İslamiyettir. Dolayısıyla hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti kübre olan İslamiyetçe ve hayat-ı şahsiyece bizim şahsi hayatımız, hayat-ı içtimaiyece bizim toplum hayatımız ve hayat-ı maneviyece bizim manevi hayatımız. Bakın geriye hiçbir şey kalmadı. Yani ne İslamiyetçe, şahsi hayatımızda, toplum hayatımızda, manevi hayatımızda çirkin ve merduttur. Çirkin ve reddedilmiştir. Muzır, zararlı ve zulümdür. Allah korusun bizi zulme götürür. Ve hayatı beşeriye için, toplum hayatı için zehirdir. Nedir bu? Kin, tarafkirlik, inat ve haset. Demek ki bu üç kelimenin biz bu meseleyle ilgili yani kardeşliğin önündeki engelleri çözme manasında üstadımızın da bize daha sonra açıklayacağı konular bununla ilgili. Yani tarafkirliği ortadan kaldırılması, inadın ortadan kaldırılması, müminler arasında ve hasedin ortadan kaldırılması. İşte bunu nasıl yapacak? Şu hakikatin gayet çok vücuhundan altı veçini beyan ederiz diyor. Evet, kin müminler arasındaki tarafkirlik, inat ve haset, efendim hakikat nazarında birinci veci zulümdür. Ey mümine kin ve adavet besleyen insafsız adam. Ey mümine kin ve adavet besleyen insafsız adam. Bu kin ve adavet nasıl ortaya çıkıyordu? Bu kin ve adavet, tarafkirlik ve inat ve haset duyguları müminde efendim tedavi edilmeyince, tesirli olmaya başlayınca doğrudan doğruya bununla birlikte kin ve adavet başlıyor. Hakikaten bu konu tabii çok kapsamlı bir konu. Onun için üstad direkt oradan engelleri çözmeye oradan başlıyor. Ve bize mümin olarak bizlere sesleniyor ki ey mümine kin ve adavet besleyen insafsız adam nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan seninle beraber 9 masum ile bir cani var. O gemiyi gark, batırmak ve o haneyi ihrak böyle tahrip etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Yani bir gemi var ve gemide 9 tane masum insan var. Bir tane cani var ama o caniyi öldüreyim diye 9 tane masumu da efendime söyleyeyim öldürüyoruz. Allah korusun. İşte
böyle bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum, bırak onu, bir tek masum 9 cani olsa yine o gemi hiçbir kanuna, adaletle batırılmaz. Yani bir masumun bile hakkı, efendime söyleyeyim, bir tarafa bırakılmaz. Üstad Hazretleri bakın bu temsili ne kadar güzel bizim ehl imanın hayatına tatbik ediyor. Aynen öyle de sen bir hane-i Rabbaniye ve bir sefine-i ilahi olan bir müminin vücudunda. Şimdi biz kendimiz, kendi nefsimiz bir mümin kardeşimize bakıyoruz. Onun vücudunda nasıl bir vücut bu? Cenab-ı Hakk'ın hanesi. Onu Rabbimiz yapmış. Mümin onu yolda bulmamış o vücudu. Satın almamış, miras kalmamış. Efendime söyleyeyim. Doğrudan doğruya Rabbimizin vücut, yarattığı vücut. Evet, sen bir hane-i Rabbaniye ve bir sefine-i ilahi olan, ilahi bir gemi olan bir müminin vücudunda. Çok güzel orijinal teşbih bunlar. İman ve İslamiyet ve komşuluk gibi. Bir müminin vücudunda iman, İslamiyet, komşuluk gibi 9 değil. Belki 20 sıfatı masume varken. Bakıyorsun hakikaten bu özellikler onda var mümin kardeşimizde. Fakat sana muzur olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden 20 tane belki güzel sıfatları var. Bir tanesi senin hoşuna gitmeyen bir sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla, o mümine kin ve düşmanlık yapmak veya kötü bakmakla o hane-i maneviye vücudun, vücudun manevi vücut ahanesinin, yani o karşısındaki mümin kardeşimizin manen gark batmasına ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs eden veya arzu etmen, aynen onun gibi şenli, böyle çok kötü ve gaddar bir zulümdür. Yani baktığımız zaman farkında olmadan maalesef bunu yani kendi nefsimiz için de, nefsim için de söylüyorum, zaman zaman yapıyoruz. Yani hatta şöyle bir bu meseleyi nasıl uygulaması diye baktığınız zaman, mesela ister kendi aramızda veya topluma, çarşıya çıktığınız zaman, mesela birine rastlıyorsunuz, bir mümin kardeşinizi, kardeşi soruyorsunuz veya bir mümin kardeşten mevzu oluyor, hemen onun olduğu aklına geliyor. Yani şeytan bir nevi getiriyor veya efendime söyleyeyim, o anda onun kötü, senin hoşuna gitmeyen yönü aklına geliyor. Ondan sonra veyahut da o anda o karşıdaki muhatabın, o kişinin adı geçtiği zaman onun olumsuz bir şeyini söylüyor. Bakın yani bunun hayattaki uygulaması da maalesef böyle. Halbuki o kardeşimizin 20 tane güzel huyu var belki. İlk onu gördüğümüzde o güzel huyların aklımıza gelmesi lazım. Yani pratikte demek ki burada biz irademizi bir kontrol etmemiz gerekiyor ki efendim bu hataya düşmeyelim. Biraz sonra bu kardeşliğin önündeki üstadımızın da işaret ettiği bakış açısını, olumsuz bakış açısının açılımını da inşallah beraber yapacağız.